Hadi mutfağa inip su içelim Şila. Tamam. Susadım, su isterim. Susadım, su isterim. Al Şila. Teşekkür ederim Pepe. Oh, çok susamışız gerçekten. Evet, baksana koca bardağı bitirdim. Ben de. Aa, benim canım yoğurt yemek istedi Şila. Aa, yoğurt mu? Çocuklar Pepe'nin en yeni bölümlerini Uppy'den izliyor. Keşke kağıtları hızlı okuyabilseydik. Bu kadar kağıdı kimse okuyamaz Papa. Ancak bilgisayarlar bu kadar hızlı okur. Kaka, harikasın. Sen de hemen Uppy'yi indir ve Pepe'nin yepyeni bölümlerini izle. Evet, sen de ister misin? Tamam, yerim Pepe. Aa, ne oldu Pepe? Dolapta yoğurt yok. Olsun Pepe. Ama canım çok istemişti. Hadi bahçeye çıkalım. Tamam. Nene. Söyle güzel oğlum. Canım çok yoğurt yemek istedi ama dolapta hiç yoğurt kalmamış. Ay evet Pepeciğim. Dün akşam ayran yaptık hepsini ya. Yoğurt kalmadı çocuğum. Şimdi sarı möcüğün bize verdiği bu harika sütten nefis bir yoğurt yapacağım. Sarı möcüğün sütüyle yoğurdun ne ilgisi var nene? Nasıl ne ilgisi var canım? Siz yoğurt nasıl yapılır bilmiyor musunuz yoksa? Aa, hiç düşünmemiştim. Yoğurt nasıl yapılır nene? Tabii ki sütten yapılır çocuklar. Sütten mi? Peki yoğurt ne zaman hazır olur nene? Hemen yemek istiyorum onu. Yoğurt yapmak için biraz sabretip beklemek gerekir Pepeciğim. Ay ya, çok mu bekleyeceğiz peki? İşte sütümü sağdım. Sağ ol güzel kızım, sarı kızım. Mis gibi yine sütün. Maşallah. Hadi gelin bakalım, gelin. Yaşasın, yoğurt yapacağız. Sütten yoğurt yapacağız. Ay çok merak ediyorum, sütten nasıl yoğurt yapacağız nene? Ne yapıyorsun nene? Bununla sütü süzüyorum. Niye ki? Sağarken sarı möcüğün tüyü düşmüş olabilir mesela içine Şilacığım. Sütü önce süzeriz böyle tülbentle. Hem de tencereye koymuş oluruz böylece. Sonra da böyle bir kez köpürüp taşacak gibi yükselene kadar kaynatırız. Hani kaynamadı? Sabret bebe. Öyle hemen kaynamaz süt. Ama ben hemen kaynasın, hemen yoğurt olsun istiyorum. Öyle her istediğimiz şey istediğimiz zaman oluvermez Pepeciğim. Olmasını istediğimiz şey gerçekleşene kadar beklemeye sabretmek denir biliyorum. Bak ne güzel biliyormuşsun ha. Ne zaman? Yani 10 zaman mı? 30 zaman mı? Ne kadar zaman bekleyeceğiz? Evet nene, kaç zaman? Gelin bakalım şöyle. Sizinle 8 saatlik bir sabır oyunu oynayalım he? Oyun mu? Yaşasın oyun. Nasıl bir oyun bu nene? Şimdi bizim yoğurdu elimize alıp yemeye başlamak için 8 saate ihtiyacımız var çocuklar. 30 saat değil, 50 saat değil. Sadece 8 saat. Çok kısaymış. 8 saat öyle çok kısa bir zaman değildir aslında Pepeciğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi siz gidip oyunlar oynayacaksınız. Biraz vakit geçireceksiniz. Ben her saat bittiğinde size haber vereceğim. Siz de biten saatin içini boyayıp kaç saat kaldığını görecek. Ve sonunda 8 saat beklemiş olacaksınız. Yani olmasını istediğimiz bir şey için sabretmiş olacaksınız. Yaşasın. Sonra da yoğurdumuzu yiyeceğiz öyle mi? Evet Pepeciğim. Tamam, ne zaman başlıyoruz? Süt kaynıyor sanırım. Koşun koşun koşun. İşte sütümüz 8 saatlik sabır oyunu için hazır. Peki ya şimdi bu süt nasıl yoğurda dönüşecek nene? Sütü mayalayacağız çocuklar. Maya mı? Maya ne? Maya sütü yoğurda dönüştüren bir şaşırtıdır çocuklar. He, şaşırtı. Hadi mayalayalım o zaman. Nasıl mayalayacağız? Önce sütümüzün 4 saat soğumasını bekleyeceğiz canım. Böyle kaynar mayalarsak yoğurdumuz olmaz. Elimizi yakmayacak kadar ılık olması gerekiyor sütün. Ya, bunun için de 4 saat bekleyeceğiz öyle mi? Evet Şila, işte 8 saatlik sabır oyunu başlıyor. Hadi gidin dışarıda oynayın biraz. Ben size haber verince de saatlerinizi işaretlersiniz. Hadi. Tamam nene. Ay, oyun kağıdınızı da alın. Aa, efendim Pepee. Biz nenemle 8 saatlik sabır oyunu oynuyoruz biliyor musun? Ne güzel. Oyunun sonunda kocaman bir kase yoğurt kazanacağız. Çok güzel Şilacığım. Yoğurt gerçekten çok ama çok faydalı bir yiyecektir. Hele de böyle evde gerçek inek sütünden, kendimizin yaptığı yoğurttan her gün bir kase mutlaka yemek gerekir. Biz hep yiyoruz Şuşu. O zaman güzel bir yoğurt şarkısını hak ettik. Pepee yoğurdu çok seviyor. Pepee yoğurdu çok seviyor. Yoğurt Pepe'ye sağlık veriyor. Yoğurt Pepe'ye sağlık veriyor. Şila yoğurdu çok seviyor. Şila yoğurdu çok seviyor. Yoğurt Şila'ya sağlık veriyor. Yoğurt Şila'ya sağlık veriyor. Çok güzeldir yoğurt. Çok faydalıdır yoğurt. Yoğurt. Çocuklar, bir saatimiz daha doldu. Haberiniz olsun. Görüşürsün. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 saatimiz vardı. 2 tanesi gitti. 6 saatimiz kaldı. Hadi biraz bisiklete binelim Şila. Tamam hadi. Görüşüyorsun. Çocuklar, bir saatimiz daha doldu. Haberiniz olsun. Yaşasın, mayalama vakti mi geldi yani? 1, 2, 3, 4. Evet, 4 saat gitti. 4 saat kaldı. 4 saat kalınca mayalayacaktık değil mi yoğurdu nene? Evet evlat, hadi gelin. Şimdi bu pembe kaptaki senin olsun Şilacığım. Pepee, bu sarı kaptaki de senin olsun oğlum, tamam mı? Tamam. İçine o koyduğun şey ne? Bu bir önceki yoğurttan maya olarak ayırdığım bir kaşık yoğurt. Sütün yoğurt olması için yine yoğurtla mı mayalıyoruz yani? Aynen öyle canım. Yani sütün içine bir kaşık yoğurt atıyorsun. 4 saat bekliyorsun. Bütün süt yoğurda mı dönüşüyor? Evet. Aynen öyle. Bu olağanüstü bir şey. Evet, inanılmaz. Böyle bir kaşık koyuyoruz. Sonra karıştırıp kapağını kapatıyoruz. Sonra da fırını hiç ısıtmadan fırının içine koyuveriyoruz. Fırında onun soğumasına engel olacak öyle mi? Evet, ama kesinlikle fırını ısıtmıyoruz. Onu sanki bir örtü gibi kullanıyoruz. 4 saat sonra harika bir yoğurdumuz olacak değil mi nene? Evet canım, öyle. Ay, çok heyecanlandım. Hadi 4 saat daha sabır oyunu oynayın bakalım hadi. Hadi misket oynayalım. Görüşüyorsun. İnanamıyorum sabır oyunumuzun bittiğine. Ben de. Koş Şila koş, yoğurdumuza bakalım. Evet, aç bakalım kapağını fırının Pepee. Tamam. Ay, olmuş mu? Teşekkür ederim kardeşim. Ben de kayabilir miyim? Tabii kayabilirsin. Bana öğretsene. Olur. Hadi sıkı tut elimi. Nasıl? Zevkli mi? Çok zevkli. Şimdi yavaş yavaş bırakacağım elini. Emin misin? Korkma, yanındayım ben. Tamam. Aa, dikkat et Pam, düşeceksin. Ama sana dikkat et demiştim ben. Ama tek başıma kaymak çok güzeldi. Aferin sana Pam. İlk deneme için çok iyiydi bence. Sahi mi? Tabii ki. Düştüm ama. Olsun, ben de düşüyorum bazen. Daha ilk defa paten kayıyorsun sen. Daha uzun olsaydı keşke. Sen de hiçbir şeyden memnun olmuyorsun Pam. Biraz sabret. Tamam, çok bilmiş kardeşim. Anladım. Hadi kaldır beni. Hadi bakalım, kendi kendine kalkmayı dene. Hı? Hadi, her zaman ben yanında olmayacağım ki. Gel. Patenlerden kaymayacağım ben. Bu ne böyle? Sürekli düşüyorum. Hadi bugünlük sana bu kadar yeter. Alayım patenlerimi. Aman al. Görüşürüz. Güle güle. Neymiş, patenmiş. Ne gerek var ki zaten paten kaymaya? Şart mı yani? Bak! Kendi kendine ne konuşuyorsun? Bak Karga, çok canım sıkkın. Üstüme gelme. Yoksa şu paten meselesi mi? Sen nereden biliyorsun? Sizi izledim. Hep düştün. İşte bile. Kaymayı başardım. O zaman niye söyleniyorsun kendi kendine? Hı? Nasıl yani? Neden yapamadım diyorsun? Bak yapmışsın işte. Kaymayı başarmışsın. Ne çabuk vazgeçiyorsun. Çalışmadan, denemeden olmaz Guak. Kargacık, sana hak vereceğim, hiç aklıma gelmezdi. Unutma, benim adım Kara Karga. Ben her şeyi bilirim Guak. Aman şımarma hemen. Gidiyorum ben, güle güle Guak. Sanırım Kara Karga doğru söylüyor. Yapmıştım, yeniden yapabilirim. Gidip Pin'den patenlerini alayım. Bu sefer fena çarptım. Pam iyi misin? Sanırım ama emin değilim. Bu da neyin nesi? Paten olduğunu biliyorum da senin patenin yok ki. Zaten benim değil, Pin'in. Canın acıyor mu çok? Biraz dizim acıyor. Dur bir bakayım. Kızarmış biraz. Dokununca acıyor mu? Sen şimdi buradan kalkma sakın, tamam mı? Sana hemen gidip krem getireceğim. Tamam. Bak, düştün mü yine? Daha kötüsü oldu. Ne oldu? Ağaca çarptım. İlahi Pam, koca ağacı nasıl görmedin? Bakayım dizine. Nereden anladın dizimin acıdığını? Sana ne demiştim daha önce Guak? Kara Karga her şeyi bilir. Aferin. Doğru. Ben her şeyi bilirim Guak. Al bak. Oy! Patlıcan moru gibi mosmor olmuş. Ne gibi? Patlıcan moru gibi. Patlıcan moru mu? Patlıcan ne ki? Sen daha önce patlıcan diye bir sebze duymadın mı Pat? Sebze mi? Hayır. İşte sana bir patlıcan. Vallahi benim dizimle aynı renk. Rengine değil de faydalarına bak. Örneğin kalbimize çok iyi geliyor. Hem de doyurucu bir sebze. Beynimize faydası var. Dişlerimizi güçlendiriyor. Şişmanlatmıyor. Bir sürü faydası var yani. Bütün sebzeler gibi. Guak. Bir de benim bacağım gibi mosmor değil mi? Evet. Patlıcan moru bu nedenle deniyor Guak. O zaman patlıcana hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekiyorum. Ağlayarak hem de. Patlıcan. Hayatıma hoş geldin patlıcan. Niye hayatıma hoş geldin dedin Pam? Patlıcana. Dizine baksana. Patlıcan gibi morarmamış mı? Haklısın. Oraya biraz da buz koymamız lazım. Ben ne zaman kalkacağım ayağa? Acele etme canım. Sen kremini sür. Ben de biraz buz getireyim Guak. Pin! Nereye böyle? Pin. Efendim? Patenlerin nerede? Patenlerin mi? Patenlerim evde. Patenlerin evde değil Pin. Pan onları almış çünkü. He? İyi de paten kaymayı bilmiyor ki. Bilmediği için de canı acıyor şu an. Kardeşim iyi mi? Ay dur sakin ol. Paten kayarken ağaca çarpıp düşmüş. Dizi biraz morarmış. Ona buz götüreceğim. Hemen gitmeliyim yanına. Pan canım kardeşim. Canın acıdı mı? Biraz iyiyim ama şimdi. Pisi krem sürdü dizime. Merak etme. Pan çok güçlü. Ona bir şey olmaz. Değil mi Pan? Tabii ya. Bana bir şey olmaz. Sadece ağaca çarparım. Ay yanlışlıkla oldu. Acıdı mı çok? Yok bir şey, tamam. Sen benim patenlerimi bana sormadan neden aldın Pan? Bir de izinsiz mi aldın? Hep Kara Karga'nın yüzünden. Nedenmiş o? Ben mi dedim sana? Sen bana istersen yaparsın demedin mi? Dedim ama öğrenmeden ve izin almadan demedim. Ah Pan, ah. Daha da kötü yaralanabilirdim. Ama neyse ki sadece dizin morarmış. Aynı bu patlıcan gibi. Oh, karnımız da acıkmıştı. Patlıcan yiyelim de iyileşelim. Çiğ yedi. Çiğ yemek de çok faydalıdır. Tüm sebzeleri Bugün Pan hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Brokoliye mi? Mantara mı? Patlıcana mı? Evet doğru. Patlıcana, harikasınız. Hadi şimdi kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir patlıcan çizin. Çok sayıda ebeveynden Pepee neden devam etmiyor diye bir soru alıyorum ve size haber vermek istiyorum ki Pepee devam ediyor. Çocuklar Pepee'nin en yeni bölümlerini Uppy'den izliyor. Keşke kağıtları hızlı okuyabilseydik. Bu kadar kağıdı kimse okuyamaz baba. Ancak bilgisayarlar bu kadar hızlı okur. Kaka, harikasın. Sen de hemen Appy'yi indir ve Pepee'nin yepyeni bölümlerini izle. Bu platformu mutlaka kullanın. Eğer bir Appy'niz yoksa hemen bir Uppy indirin ve çocuğunuzu Uppy ile tanıştırın. Dün gece çok güzel bir rüya gördüm. Ya ne gördün? Yaz gelmişti. Ben de denizde yüzüyordum. Kedilerin yüzme bildiğini bilmiyordum. Aslında kediler sudan hoşlanmazlar. Aa, o niye? Suyu sevmiyorlar. Ama sen öyle değilsin. Suyu çok seviyorsun. Gözümün önünde cüp suya girdin kaç kere. Yoksa sen kedi değil misin? Ben bir Van kedisiyim Pan. Ve Van kedileri diğer kedilerin aksine suya bayılır. Ve çok güzel. Benim farklı ve yetenekli arkadaşım. Bak aklıma ne geldi? Ne geldi? Sen sıcak soğuk diye bir oyun biliyor musun Pan? Yo, hiç duymadım. Anlatayım sana hemen. Sen arkanı döneceksin. Ben bir eşya saklayacağım. Sen de onu bulmaya çalışacaksın. Yaklaştıkça sıcak, uzaklaştıkça soğuk diyeceksin. Anladım. Eğlenceli bir şeye benziyor. Evet, çok eğlenceli. Oynayalım mı? Oynayalım. İlk sen saklamak ister misin? Yok, ilk sen sakla. Peki, hadi dön arkana. Döndüm. Ha? Dönebilirsin. Soğuk. Hı? Soğuk. Yani burada değil. Evet. Şöyle gideyim. Ilık olunca ne oluyor? Sıcakla soğuk arası ılık ya. O yüzden ılık diyorum. Evet. Yani ne yakınsın ne de uzak. O zaman bu tarafa bakmaya devam etmeliyim. Doğru. Sıcak. Ay yaklaştım demek. Çok sıcak. Bu mu? Çok sıcak. Buldum. Tebrikler. Ben siz ne yapıyorsunuz bakalım burada? Merhaba Kargacık. Ama bir gün de sensiz bir şey yapalım değil mi? Olmaz Guak. İzin vermem. Sen olunca başımıza hep bir iş geliyor. Sen de katıl bize, oyun oynuyoruz. İzledim sizi. Sıcak, soğuk bir şeyler deyip duruyordun Pisi. Oyunun ismi soğuk sıcak. Dilimi çağırır mısın Kara Karga? Olur. Hadi bu sefer Pan saklasın. Kara Karga bulsun. Elime düştün Kara Karga. Dön arkana. Hadi bakalım Guak. Dönebilirsin. acayip bir yere koyduğuna eminim. Ilık, ılık. Sıcak, sıcak, sıcak. Ha, bu şaka mıydı? Yok, hala sıcak. Hatta çok sıcak. Ben şimdi seni sıcacık yapacağım he. Gülün bakalım, gülün. Ay, çok güldük. İlahi Kara Karga. Sanırım öğle yemeği yeme vakti geldi. Yemek ha? Akan sular durur o zaman Guak. Niye duruyor ki sular? O bir deyim Pan. Yani yemek yiyeceksek her şeyi bekleyebilir anlamında kullandı Kara Karga. Anladım. Karga için konu yemek olunca asla itiraz edilemez. Benim bir fikrim var. Senden hep iyi fikirler çıkıyor. Söyle bakalım. Hepimiz yemeklerimizi alalım. Burada birlikte yiyelim. Olur. Pan'ın annesinin elinden yemek yemek çok güzel olacak. Görüşürüz birazdan. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ben geldim. Gördüm canım. Ne getirdin Pisi? Sıcacık taze ekmekler ve hepimize birer ayran. Peki ya sen? Annem çok güzel bir sebze çorbası yaptı. Onu getirdim. Üstüne de havuçlu kek. Oo, harika. Yalnız Kara Karga için bir şaşırtım var. Şaşırdı ha? Çok eğlenceli olacak. Ne planı da merak ettim. Söylemem. Bakıyorum ekip toplanmış Guak. Neler getirdin bize Kara Karga? Domates, salatalık getirdim. Harika. Hiçbirimiz de aynı şeyi getirmemişiz. Hadi o halde başlayalım yemeğe. Çok acıktım. Annen neler yapmış bugün Pam? Kara Kargacığım, sana özel bir çorba getirdim. Gerçekten mi? Aa! Evet, sadece sen içeceksin bunu. Sana özel. Ay, çok teşekkür ederim Pam. Beni bu kadar sevdiğini, yani annenin de sevdiğini bilmiyordum. Çok utandım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkürler Pisi. Harika olmuş Pan. Anneciğinin ellerine sağlık. Kara Karga ne oldu? Ne oldu Kara Karga? Çok güzel çok. Bir şey yok. Kargacık yüzün kızarmış. Yok canım. Yüzüm mü? Bak yüzüme ne olmuş? Aa görmüyorsun nasıl kırmızı? Yanıyoruz. Vallahi yandım. Neler oluyor? Bu senin başının altından çıktı değil mi? Biri bana burada ne olduğunu anlatabilir mi? Ağzım biberden yanıyor. Biber mi? O da ne? Biber bir sebze. Tatlı olanı da vardır. Böyle acı olanı da. Acı olanı mı? Evet Pisi. Annemin yaptığı çorbanın içine acı biber koydum. Kara Karga'ya şaka yapmak için. Çok komik bir şaka olmadı bu sanki Pam. Benim de ağzım yanıyor şu an. Su iç geçer. Bu kadar yakan biber nasıl bir şeymiş? Merak ettim. Bak bu işte. Biberin acısız olanı da vardır. Ve hem çok lezzetli hem de çok faydalıdır. Herkesin biber yemesi gerekir. Ben acı yemek yemeyi severim. Ama bazı kişiler sevmez. Biberin kırmızısı var, yeşili var, toz halinde olanı var. Hatta bazılarıyla dolma, turşu yapılıyor. Ben biberle yapılmış yemeklere bayılırım. Tadını merak ettim. Alın o zaman size acı olmayan yani tatlı bir biber. Çok lezzetlidir biber. Ben bibere bayılırım ama bu yediğim biraz fazla acıydı. Kulaklarımdan çıktı vallahi acısı. Çok güzelmiş. Gerçekten çok lezzetli. Oh be, hem de çorbadaki gibi acı değil. Bundan sonra ben de her yemekte biber yiyeceğim. O zaman bibere hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekiyorum. Biber, hayatıma hoş geldin biber. Bugün Pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Kerevize mi? Mantara mı? Bibere mi? Evet doğru, bibere. Harikasınız. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın kendinize. Harika bir biber çizin.